İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler Mahmudiye Mahallesi'nde 4,5 dönümlük alanda ağaç dikerken ağaç dikimine Belediye Başkanı Aynur Aktaş da katıldı. Başkan Aktaş ayrıca mahalle halkına çağrıda bulunarak ağaçları korumalarını istedi. İnegöl İtfaiyesi'nde görevli itfaiye erleri 4,5 dönümlük alanda sedir ağacı dikerek yeşil bir İnegöl için katkıda bulundular. Yok çok iyi. Ağaç dikiminde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aynur Aktaş, ağaç dikilen bölgedeki vatandaşlara çağrıda bulunarak sedir ağaçlarını korumalarını istedi. İnegöl Belediyesi olarak yeşillendirmeye ve ağaçlandırmaya gerçekten çok önem veriyoruz, önemsiyoruz. Daha önce değişik mahallelerimizde mahalle koruları oluşturmaya çalıştık. Nihayetinde bunlar şehrin oksijen kaynağı. Köprülü Kavşak'ta yapılan düzenleme çalışmaları da başlı başına bir yeşillendirme ile alakalı demek. Botanik Park hakeza yaklaşık 30 dönümlük alanda ki birkaç yıla kadar ağaçların büyümesiyle çok ciddi görsel bir güzellik ortaya çıkacak. Bugün de yaklaşık 4,5 dönümlük alan üzerine 62 adet sedir ağacı dikiyoruz. Bunu Turgut Ak Camii'nin karşısındaki ağaçlandırılmış bölgeye benzetebilirsiniz. Hemen Pazartesi Salı günü park başkan müdürlüğümüz marifetiyle etrafı tel örgüyle çevrilecek. Ben tabii özellikle mahalle sakinlerimizden bu bölgeye sahip çıkmalarını istiyorum. Herhangi bir zarar verme durumu olursa muhakkak surette bununla alakalı bizlere beyanda bulunmalarını istiyorum, ihbarda bulunmalarını istiyorum. Şimdi tabii bu bölgemiz yeni yeni yapılanıyor. Sizlerin de gördüğü gibi Anadolu Öğretmen Lisemiz, hemen yanında Özel Altın Nesil İlköğretim Okulu ve az ilerisinde de Muzaffer Samla İlköğretim Okulu var. Tabiri yerindeyse mini okullar bölgesi gibi bir bölge oluştu. Tabii imar yapılanması anlamında da yeni yeni yapılanıyor bu bölge. Hemen arkasında zaten çevre yolu geçilecek. Ve beraberinde dere ıslahı yapılacak. Nisan ayında yapılacak olan ihaleyle. Sene sonuna doğru tabii bu çalışmalar bittiğinde okul çalışması da bitecek. İnşallah biz bölgeyle alakalı altyapı çalışmalarını da bir taraftan bitirmiş ve tamamlamış olacağız. Tabii yeni asfaltını döküp bahçesini, parkını düzenleyip mahalle gerçekten görsel olarak da ortaya çıkacak. Ama bizim burada bugün yaptığımız, bunu da itfaiye ekibimiz organize etti. Adını da itfaiye korusu olarak isimlendirmek istiyoruz. Tabii biz değişik birimlerimiz aracılığıyla hem faaliyetlerimizi yürütürken İnegöl Belediyesi ekipleri olarak hem de şehrimizin ağaçlandırılmasına, şehrimizin sosyal kültürel açıdan kalkınmasına yönelik çalışmalar